Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Kefillikle alakalı meseleleri işliyoruz arkadaşlar, konuşuyoruz, okuyoruz. Velâ yecûzu, caiz değildir. Ne? Talikul beraati minel kefaleti bi şartin. Yani kefillik meselesinde bir şart ortaya koşaraktan, işte şöyle olursa ben karışmam, böyle olursa ben karışmam gibi bir takım herhangi bir şartla kefil kefaletten ne yapamaz? Beri olamaz. Beraatını isteyemez. Ve kullu hakkin, her hak ki la yumkinu istifa'uhu minel kefili, yani kefilden alınamayacak bütün haklar, la tasihhu el kefaletu bihi, orada ne olmaz? Kefalet sahih olmaz. Olamaz. Ne gibi? Kel hududi vel kısası, yani hatlerde ve kısa değil mi? Kısasta. Ama yine herhalde burada İmam-ı Azam'a göre söylüyor Seydam. Evet. Yani burada İmameyn şey yapıyordu bunu. Kefalet olmaz burada yani. İmam-ı Azam'a göre de. وَاِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِ بِالثَّمَنِ جَازَ وَاِذَا تَكَفَّلَ, kefil ne yaparsa tekeffül ederse. Yani müşteri parayı vermezse ben ödeyeceğim derse bu caizdir. Ama ve in tekeffele anil bai'i bil mebi'i lem tasihha. Zaten kimin kefilidir bu adam? Bai'in, değil mi? Bai'nin, yani satıcının kefilidir. Dolayısıyla satıcıya ne olamaz ki? Kefil. Selam, niye Yani öyle dediniz anlamadım onu. Satıcının kefili derken. Ya bir öncekinde müşterinin kefili, burada satıcının kefili. Yok. Hayır, şimdi diyelim ki benim bir kefilim var ya. Evet. Benim kefilim müşteri adına ne yapabilir? Yani biz malı satalım bu adama. Eğer o adam vermezse ben veririm diyebilir. Ama benim kefilim, benim adıma bir mal satan adam müşteriye şunu diyemez. O malı vermezse ben veririm diyemez. Olmadı galiba. Oldu Seyda. وَمَنْ اِسْتَأْجَرَ دَابَّتَنْ, kim ki bir binek veya da hayvan kiraladı. Niçin ama? لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا, üzerine ne yapacak? Taşımacılık yapacak, yük taşıyacak. Taşımacılıkta kullanacak. Yani veya işte dediğimiz gibi kendisi de olabilir. Başka bir yük de bindirebilir veyahut da başka birkaç kişi de bindirebilir. فَاِنْ كَانَتْ الْاِجَارَةُ بِعَيْنِهَا, eğer o kiralama işi o muayyen yük için olmuşsa lem tasihha el kefaletu bil hamli, değil mi? Daha orada o yükten dolayı adamı kefil almamız sahih olmaz. Zaten ortada yük, ortada belli. Ama ve inkanet bi gayri aynıha, ancak adamın hayvanını veya arabasını kiraladık yük taşımak için, ama o ortada yük ne değildir? Belirli değil. Belirli değilse adam o zaman ne yapar? Kardeşim, ben sana arabamı kiraya veriyorum, ancak kefil olur musun sen? Bu ortada belli olmayan yükü çekerken arabama veyahut da bineğime bir zarar gelirse burada kefil olur musun diye, cazet el kefaletu, bu pozisyonda kefalet caizdir. Ve la tesihhu el kefaletu, kefalet caiz olmaz, sahih olmaz, sahih diyelim. İlle bi kabulil mekfulil lehu,
fi meclisil akdin. Yani mekfulu leh. Değil mi? Akit meclisinde kabul ederse ancak, yani birisi geldi dedi hadi bu adamın yerine ben kefilim ama sen kabul etmezsen olmaz. Evet. İlle fi mes'eletin vahidetin, ancak bir yerde mekfulul lehin şeyine bakılmıyor ki vahiyye en yekule el maridu li varisihi, adam ölüm döşeğinde varisine diyor tekeffel anni bima aleyye mineddeyni, yani benim üzerime borç var ona kefil ol diye ne yapıyor? Emrediyor. Ve tekeffele bihi anhu ma gaybetil guremai. Halbuki burada kim ortada yok? Alıcılar. Hı hı, ortada yok. Ortada yok. Normalde alıcılar ortada olsaydı belki de razı olmayacaklardı. Yani bu pozisyonda, çünkü adam ölüm döşeğinde, onların gelmesi, hazır olması belki uzun zaman sürebilir, adam ölebilir. Burada mekfulü lehler olmaksızın da kefalet, kefillik olabilir. Selam. Peki bunu şey yapmasa, yani ölüm döşeğinde böyle kefil tayin etmese ölen kişi ve o halde ölse, o zaman bu geride kalan borçları varislerine asaleten geçiyor değil mi? Tabii varisler zaten ödeyecekler onun borçlarını. وَاِذَا كَانَ اَدَّيْنُ عَلَى اِثْنَيْنِ, eğer borç iki kişinin üzerindeyse وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَف۪يلٌ دَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ, bunlardan her birisi nedir? Hem Diğerinin öbürüne tazmin damındır. فَمَا اَدَّ اَحَدُهُمَا, bunlardan her birisi, yani ikisinden biri borcunu öderse lem yerci bihi ala şerikihi, o diğer ortağına ne yapmaz? Rucu edemez. Hatta yezide ma yueddihi alel nisfi. Ama diyelim ki ikimizin birisine borcu vardı. Ben kalktım yarıdan fazlasını ödedim. O zaman yarıdan fazlasını ödediğim için o fazlalık için sana ne yapabilirim? Onu yani, bana yansıtabilirsiniz. Ama Seydem şöyle bir şey olmaz mı burada? Yani burada yarı yarıya şeklinde söylüyor ama belki o şekilde değildir. Yani iki kişi ortak o borcu belki yüklenmişlerdir. Bir şey olmuştur. Ama diyelim 30'a 70 hisseli gibidir. Yani birisi o ayrı. 70 ödemiştir, birisi yani 30 ödemiştir. Tamam, orada öyleyse problem yok ama burada sanki meseleyi yarı yarıya, evet, evet Seydem, ödenecekse ona göre değerlendirmişler. Evet. Ama dediğin gibi ise zaten orada problem olmaz. Şey için dedim, yani bu yarı yarıya meselesi hani mutlak anlaşılmasın diye. Tabii. Yani üçte bir de olabilir, beşte bir de olabilir, beşte evet. Dördü. O zaman de, yani o kendi hissesi bitene kadar diğerine yansıtmayacak. Yani ödemesi gereken meblağdan fazlasını, ortaklardan birisi ödemesi gereken meblağdan fazlasını öderse, evet, diğer ortağı ne yapar? Rucu eder. Peki. Ve ize tekeffele ifnani an raculin bi elfin, yani diyelim ki ikimiz kalktık, Ahmet'in diyelim birisine 1000 lira borcu vardı. Biz kefil olduk. Ala enne kulle vahidin minhuma kefilun an sahibihi. Ve hı hı, ikimiz de nedir? Ayrıca birbirimize de kefil olduk. Fema eddahu ahaduhuma, diyelim ki sen kalktın bir miktar ödedin veya ben ödedim. Yerci'u bin nisfihi ala şerikihi. Ödediğimin yarısını ne yapabilirim senden veyahut da senin ödediğinin yarısını benden tahsil edersin. Kalilen kâne ev kethiren, fark etmez. Ve la tecûzu el kefâletu bi mâlil, evet, kitabeti. Ve la tecûzu, caiz olmaz. El kefâletu,
kefalet neyle? Bir malin kitabeti. Bir malin kitabeti. Mükatep kölenin şeyi şeyden. Onun ödeyeceği meblağ. Nasıl tasvir ediyorsun bunu Yasin? Yani Yani herhangi diyelim ki birisi o kölenin ödeyeceği meblağa kefil olamaz. evet. Yani diyelim ki senin bir kölen var. Kölenle anlaştın. İşte adam ne yapacak? Belirli ayda veyahut da işte yılda neyse belirli bir para ödeyecek ve daha sonra özgürlüğüne kavuşacak. Birisi burada ne yapmıyor diyor. Ne olmaz? Yani birisi kalkıp da işte sen bu köleyle anlaş, bu yani kitabetini yap, anlaşmanı yap. Ben kefilim. O ödemesi bile ben ne yaparım? Öderim dese caiz değildir. Evet. Niye? Çünkü diyelim ki bir miktarını ödedi. Daha sonra kimden bu adam malını tahsil edecek? Kölenin bir malı yok. Evet. Değil mi? Yani biraz burada problem yaşayabilir onun için. Evet, mesele çok sıkışıyor zaten. Evet. Hurrun tekeffele bihi ev abdun. Yani bu hür de olabilir veyahut da değil mi? Hurrun tekeffele bihi ev abdun fark etmez. Ve izâ mâte er-raculu diyelim ki adam öldü. Ve aleyhi duyunun adamın ödemesi gereken bir takım borçları var. Ve lem yetruk şey'en geriye de hiçbir şey kalmamış. Bırakmamış. Fetekeffele raculun anhu lil gurama'i bir adam kalktı dedi ki kardeşim bu adamın borçlarını ben üstleniyorum. Lem tesihha el kefaletu inde Ebi Hanife'te İmam-ı Azam'a göre ne değildir? Burada kefalet caiz değildir. Ve kâlâ tesihhu İmameyn'e göre de sahihtir. Bu kişi kalkıp o ahirete intikal eden o Müslümanın borçlarını ne yapabilir? Kefalet yoluyla ödeye Bilir. bilir. Daha sonra da varislere rücu eder. Bakar eğer varsa alır. Yoksa da artık babasının kesesinden gitmiş olur Şeyden peki kimse o ölen kişiye kefil olmasa, adamın da geride hiçbir varisi ve hiçbir malı da kalmasa, o alacakların borçları o halde kalıyor mu? tabii şey varsa Yoksa belki Beytülmal'den falan ödenir mi? Beytülmal tabii Beytülmal varsa yani İslam devleti ise şey yapılır. Beytülmal'a müracaat edilir. Yani bir Müslümanın ahirete Evet, devlet ve o kişinin medeniyet üzerinden de yani vebal kat. tabii. Tamam, sevgili.